Değerli dostlar, bu ihtiyacı şundan duydum. Türkiye hiçbir meselesini yeteri kadar ve doğru tartışamadan bir değişim ve dönüşüm sürecini yaşıyor. Bu genel karakterde olduğu gibi yerel inisiyatiflere de intisap eden gelişmeler oluyor. Dolayısıyla bu şehrin çocukları olarak ve bu ülkenin bireyleri olarak hem şehrimizle ilgili hem ülkemizle ilgili bazı konuları sizleri de kamu görevi yapan bir mesai arkadaşı olarak görerek bir dost sohbetinde bulunmak istedim. Bu bir basın toplantısı niteliğinde değil, tamamen bir fikir alışverişi ve doğru aydınlanma, ne yapmamız gerektiği konusunda karşılıklı yardımlaşma ve üzerimize düşen mesuliyetler konusunda sizlerle bir fikir alışverişinde bulunmak istedim. Köşelerinizi okuyorum, takip ediyorum ama yüz yüze de olsa bir sohbetin, fikir alışverişinin ön yargılardan uzak, angajmanlardan uzak, daha sağlıklı olabileceği kanaatini taşıdım ve bu düşünceyle bugünkü toplantımızı gerçekleştirmek istedim. Tekrar hepinize varlıklarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İki konu üzerinde durmak istiyorum. Arkadaşlarımızın teklifleriyle konularımız genişletilebilir. Bu tamamen bir sohbet niteliğinde olacaktır. Birincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama faaliyetlerinde bugünkü iktidarın halka siyasi şovlarla ve karartılarak aydınlatılmadan, meseleleri yeteri kadar ve doğru tartıştırmadan yasalarla parça parça Türkiye'ye yeni şekiller verilerek bunların bütününe gidildiğinde Türkiye nereye gitmek istiyor? İkincisi, aydınımız bundan belli bir süre önce otogar temel atma töreninde benim öne sürdüğüm bir düşünce vardı. Temel atma töreninde bütün atanmışlarımız, seçilmişlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz oradaydılar. Ve orada İçişleri Bakanlığı'nda yapılan bir çalışmayı ifşa ettik. Dedik ki Aydın bütün şehir yapılacak şehirler arasında, Aydın seçilmişiyle, atanmışıyla, sivil toplum örgütleriyle nasıl büyük şehir, neden büyük şehri tartışmalı ve nasıl büyük şehir, neden büyük şehir tartışmasında verilecek olan şekil ile ilgili olarak yasaları, teklif ve taleplerini Aydın hükümete lehte ve aleyhte baskı yapabilmeli demiştim. Ve bunun mutlaka ki Aydın için yapılması gerektiğini söylemiştim ama Aydın bunu tartışmadı. Değerli arkadaşlar, bu ülke bizim hepimizin. Bütün ister mahalli isterse genel manada Türkiye'deki her şeyi biz ideolojik angajmandan, partizanlıktan ve ön yargılardan uzak tartışabilmeliyiz, konuşabilmeliyiz. Demokrasinin en büyük özelliği ve nimeti de bu zaten. Yeri geldiğinde düşüncelerimizi, doğru olanı kabul edebilmeyi. Çok doğru bir insan hayatta faaliyette bulunduğu 100 eylemden 90 tanesini doğru yapar, 10 tanesini yanlış yapabilir. Çok doğru bir insan. Çok yanlış bir insan
100 tane eyleminden 90 tanesini yanlış yapar, 10 tanesini doğru yapar. Dolayısıyla onun 90 tane yaptığı yanlıştan 10 tane doğruyu görmemek nasıl bir yanlışsa, 90 tane yaptığı doğrudan 10 tane yanlışı görmemek de o kadar yanlıştır. Türkiye yönetimi çok kolay olmayan bir ülke ve hemen şunu sizlerle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Keşke sosyal olaylar, belki çok avam olacak ama hani bugün televizyonlarda spor medyasını seyrederken sar 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 diyor, oynat diyor, tekrar işte geri sarılıyor, tekrar pozisyon oynatılıyor ya. Sosyal olaylar geldiği noktayı önceden böyle bir oynatıp da toplum veya yöneticiler görebilseler olaylar nereye gidecek, geri sardırıp tekrar bunu değiştirmenin bir imkanı olup olmadığını tartışabilseler. Ama böyle bir imkan yok. Böyle bir imkan aslında veriliyor. Nerede veriliyor? Tarih bir laboratuvar ve o tarihin laboratuvarında aslında geçmişteki olayları bugüne doğru okuyabildiğimizde, işte o ideolojik angajmanlardan, ön yargılardan uzak okuyabildiğimizde tarihi, o zaman sosyal olayların, tarihi olayların nereye varmaya doğru gittiğini az çok tahmin edebiliriz. Öngörebiliriz, tedbir alabiliriz. Ama angajmanlar ve bazılarının mecburiyetleri herhalde buna fırsat vermiyor. Bakın değerli arkadaşlar, birinci konuya dönüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı şeyler yeteri kadar tartışılmadan toplumda yasalar parça parça bir yere doğru gidiyor Türkiye dedim. Sayın Başbakan'ın hitabet sanatı, demokrasiyi yanlış algılaması, yanlış yorumlaması, birbirine entegre stratejilerin uygulanması neticesinde dün söyledikleriyle bugün yaptıkları, dünkü kimliğiyle bugünkü kimliği arasında nelerin olduğunu biz doğru tartışamıyoruz. Yani basın mensuplarımız, halkı aydınlatma görevi yapan arkadaşlarımız bu konuda biraz daha verimli davransalar iyi olacağı kanaatini taşıyorum. Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanakları. Bu tutanaktan birkaç cümle okuyacağım şimdi size. Tarih 23.1.2013. Çok yeni yani. Saat 18.22. AKP grubu adına, yani parti sözcüsü olarak 20 dakikalık kanun üzerindeki konuşmayı yapan Isparta Milletvekili Sayın Recep Özel. Cümleyi hiçbir şey katmadan okuyorum size. Bugün ise Türkiye farklı etnik topluluklardan oluşuyor. Bu etnik toplulukların adını koymak gerekir. Adını koyduğumuz bu etnik toplulukların etnik temelde tanımlanmış ferdi ya da kolektif düzeyde bir takım hakları olabilir. Biz bu hakları ulus devletin üniterliğine ve değişmezlerine asla zarar vermeden tanımak istiyoruz. Ve böylece bir toplumsal barışı sağlamak, Türkiye'nin kanını emen, kaynaklarını sömüren toplumsal barışı tehdit eden terör problemini ortadan kaldırmak istiyoruz. AKP grup sözcüsü Sayın Recep Özel'in kanunun geneli hakkındaki konuşmasındaki sözleri bu. Değerli arkadaşlar, Türkiye etnik topluluklardan oluşuyor ve bu etnik topluluklar anayasal kimliklerle tanımlanması isteniyor. Şimdi sizlere, peki bunlar hangi talepler, neler? Başbakan açılım devlet politikası diye bir terane tutturdu. Belli bir tarihten beridir de bunu dillendirdi ve devletin bir takım organları, anayasal kurumlar dahil bu işin içerisine dahil edilmiş gösterildi.
getirisi olan konularda hükümet yaptı, götürüsü olan konularda devlet yaptı. Başbakan işi bu noktaya getirdi. Siyaseti bu kadar ince bir ayar içerisinde götürmeye çalıştı. Değerli arkadaşlar, şimdi sizlere mecliste de dinlettim. Sizlere kendi seslerinden üç konuyu dinleteceğim. Bunlarla bütün bu bağlantılı Sayın Başbakan ve hükümet yetkilileri ara ara böyle konuşmaları yapıyorlar satır aralarında ve millet bunları doğru göremiyor. Belki sizler de atlıyorsunuz. Görüşmüyordu. Onun için de ben istihbarat teşkilatı müsteşarı olarak Emre Bey zamanından itibaren başlattık görüşmeleri. Sonra Hakan Bey geldi. Hakan Bey'le de aynı şekilde devam ettik. Thank you.
Şimdi değerli arkadaşlar, Sayın Arınç'ın bir konuşması daha var. 2012 yılı bütçe görüşmelerinde hükümet adına konuşmayı Sayın Arınç yaptı. Ve daha o konuşmayı yaparken de ben yerimden bağırdım. Sayın Bülent Arınç orada dedi ki 2012 yılı bütçe konuşmalarında Kürt kardeşlerimizin anayasal kimliklerini tanıyacağız ve anayasal haklarını tanımlayarak vereceğiz dedi. Şimdi değerli arkadaşlar, burada dikkate çekmek istediğim birkaç önemli husus var. Bunlardan birincisi, Sayın Başbakan çok güzel hitabeti olduğu için bir şov sanatında büyüleyebiliyor insanları, duygulara hitap ederek. Terör örgütüyle masaya oturmadık, oturmayacağız. Bizim felsefemizde böyle bir şey yok. Tabii başbakanın felsefesinde gömlek değiştirmek varsa felsefe değiştirmek de var. Yani belki o felsefe değişikliğini de gömlek değişikliği olarak mı zannediyor, ben bilemiyorum. Felsefe değişikliği kimlik değişikliğinden şahsiyet değişikliğine kadar gidecek bir davranış değişikliği. Onu kendisini nereye götüreceğini ben bilemiyorum. Ama görüşmeyeceğiz dedi, şerefsizlik, bir takım konular artık halka emanet. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de üç şey sordum. Bir, bu sözler kendi sözleri arkadaşlarımızın, Sayın Arınç'ın, Sayın Başbakan'ın. Dedim ki bu sözleri söyleyenler, biz bunları dinledik, görüşmedik, görüşmeyeceğiz. Görüşecek kadar namussuz değiliz. Bu sözleri sarf edenler, biz de bunları buradan bildik ve dinlettiğimize göre bizim karşımıza geldiklerinde kendilerini nasıl hissedecekler? Şimdi Kayseri Meydanı'nda bağırıyor. Kayseri'ye tekrar mitinge gittiğinde oradaki insanlara söylediklerini eğer o insanlar unutmamışsa, kendisi de unutmamışsa, ben Halet Ruhiyesi'nin ne olacağını, eğer şahsiyetli bir duruşu varsa merak ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde, konuşma yaptığında da bunu merak ediyorum. Ben bunu meclis kürsüsünden dinlettim. İki, dedim ki sayın milletvekilleri, bir insan yaptığıyla söylediği farklı olursa münafık nitelenmesine gider. Bunların söyledikleriyle yaptıkları farklı. Bunlar sizin karşınıza geldiklerinde siz kendinizi nasıl hissedeceksiniz? Bunların söylediklerine inanmaya devam edecek misiniz? Bir milletvekili olarak. Üç, sizlere ve halka soruyorum dedi. Şimdi Sayın Başbakan'dan bunları söyledi, yaptıkları farklı. İkinci el arabasını satmak istese, benim ikinci el arabam satılık, arabamın da özellikleri şunlar dese, bunun söylediği arabayı hiçbir tamirciye götürmeden, kontrol ettirmeden alır mısınız? Ben almam. Çünkü doğru değil söyledikleri. Alacaksan bile arabayı götürürüm. Söyledikleri doğru mu değil mi, arabanın özelliklerini tamirciye kontrol ettiririm. Ondan sonra alırım o arabayı. Peki değerli arkadaşlar, demokrasi sadece sandık denetimi olan bir rejim midir? Eğer sadece sandık denetimi olan bir rejim ise, işte bugün yaşadığımız Türkiye'de esnafından, tüccarından, bürokratından, vatandaşına varıncaya kadar bir korku imparatorluğu kurulmuş ve teslim alınmış. Hiç kimse şikayetini dile getiremiyor. Yarın maliyeden mi gelir? Emniyetten mi gelir? Savcılıktan mı gelir? İşte çocuğum okulda mı bırakılır? Notla mı tehdit edilir? Tayinle mi tehdit edilirim? Emeğimden mi olurum? İşimden mi olurum? Bütün bu tehditlerle sandık muhasara altına alınmış olabilir. Dolayısıyla siyasetin tek denetimini seçimler olarak görür. Eğer halk bana bu kadar oy verdi diye hukuk tanımaz bir niteliğe doğru
giderse o zaman demokrasilerdeki halk oyu dediğimiz, seçim dediğimiz olay halk mahkemelerine dönüşür. Yani sandıkta bütün davalar görülüyor olur. Hukuk denetimi diye bir şey olmaz. O zaman da Türkiye'nin geldiği safhayı sizlerle şimdi daha net paylaşalım. Türk siyaseti birikimlerinin neticesinde 2002 yılına gelindiğinde niteliklerine dayalı bir tercihte bulunarak, background'a bakarak, ya bunlar daha iyi memleketi yönetir tercihiyle değil, o güne kadar olan birikimlerden bıkmış, bunlar olmasın noktasındaki bir halk kararıyla bir tercihte bulundu. Şimdi başbakanın satır aralarında bazı şeyler çok net çıkıyor. Başbakan seçim propagandasında 2011 yılında ne dedi? Aslında demokrasiye hakaret etti. Halka da hakaret etti başbakan. Dedi ki acemilik, kalfalık, bu dedi benim ustalık dönemim olacak. Yani siz 2002 yılında beni tercih ederken acemi bir adama seçtiniz. Benim böyle bir vasıflarım yoktu. Acemi bir adama seçtiniz. Acemilik dönemimdi diyor. Benim devleti yönetebilecek çapta bir kabiliyetim, bilgim, background'um, geçmişim yoktu diyor. Ben diyor acemiydim diyor. Geldim. Sonra devletten nasılsa acemin albant eşeği affedersiniz. Orada bir kalfalık başladı. Deneme yanılma metotlarıyla yönetmeye başladılar. E dedi bu da ustalık dönemim olacak dedi. Yani demokrasiyi, rejimi, ya bu demokrasi rejimi hiç böyle yetenekli olmayan bir adamı da seçebiliyor. Acemi bir adama da seçebiliyor. Demokrasi iyi bir şey değil. Bu halk doğru tercih kullanmadı. Ben acemiydim. Bu aslında birçok şeyi ifade ediyor. Bakış açısını, kendisini tanımlamayı. Peki, Türkiye'de bu şartlarda gelen bir hükümet bir psikolojik harekatla nereye geldi? Önce sermayeyi baskıladı. Ardından halkın haber alma kaynaklarını kuşattı çeşitli koalisyonlarla. Ardından esas felsefesine hizmet edecek şekilde bir savaşı başlattı. Çünkü sermaye ve halkın haber alma kaynakları kuşatıldıktan sonra kurumlarla savaşı ondan sonra başlatabilirdi. Eğer geçmişte olduğu gibi halkın haber alma kaynakları, sermaye ve başka bir takım alanlar ele geçirilmeden savaş başladığında mağlup olduğunu gördü başkaları. Yaşanmıştı. Ve Türkiye bu kuşatmalardan sonra devletin kurumlarıyla olan felsefe savaşı başladı Türkiye'de. Değerli dostlar, AKP çekirdek kadrosu, oy verenler, belki uzaktan sempati duyanlar, derinlemesine nüfuz etmemiş insanımız değil. Ama AKP'nin çekirdek kadrosu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran irade ve felsefeyle, kuruluş iradesi ve felsefesiyle savaşan, çatışan bir zihniyetin kadrosudur. Bugünkü uygulamalar da artık bunu ortaya koymaktadır ama hep bunlar satır aralarında bir stratejik davranışla sürdürülmektedir. Ve Türkiye bugünkü bu açmazı böyle yaşamaktadır. Hükümet devletin kuruluş felsefesine, iradesine ters, muhalif. PKK devletin kuruluş iradesine, felsefesine muhalif ve savaşıyor devletin kurumlarıyla, devletle. Bu ikisi birden, birisi hükümette devleti yöneten erk, birisi devlete karşı olan silahlı güç ve Türkiye'de bu savaş sürüyor. Peki, kurucu irade, kurucu felsefe dediğimizde
Bunu anladığımız ne bundan? Devletler kurucu iradeleri, kurucu felsefeleri nereden neşet eder, nerede görürüz devletlerin kurucu felsefesini, kurucu iradesini? Arkadaşlar, devleti kuran İngilizler bir tüccar zihniyetiyle toplum katmanlarında ve devlet felsefesinde bunu görürsünüz. Çok soğukkanlı ve anayasa yazılmamıştır toplum geleneklerinde çok kısa bir şekilde ve yasaları hep tüccar zihniyetiyledir. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'ni kovboy zihniyeti kurmuştur, gücü yeten yetene. Tek anlaşıldığı güçtür. Fransa, aristokrat çiftçiler kurmuştur ve Fransa'daki toplum yapısını kabullere baktığınızda bunu algılarsınız. Türkiye, bir kurtuluş savaşının egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir derken oradaki milletin tümünden bahsetmek mümkün mü? Etnik kimliklerle egemenlik paylaşımından mı bahsetmek mümkün mü? Burada bir fikir inşasını sizlerle mütalaa etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Türkiye adım adım çıkartılan yasalarla, anayasadaki değişiklik teklifleriyle, başka alanlardaki yapılmak istenenlerle adım adım egemenlik paylaşımına doğru gitmektedir. Bu, yarınlardaki bölünmenin yoluna döşenen taşlardır. PKK Türkistan yapmıştır. Ben bölünmeden yana değilim. PKK'nın bir kısmı. Ben bölünmeden yana değilim. Ne olacak? Türkiye'nin bir bölümünü ben yöneteceğim. Türkiye genelini de beraber yöneteceğiz. Başbakan da bunu diz çökmüş. Çıkartılan büyükşehir yasaları, bütün şehir yasaları, ana dilde savunma ve arkadan gelecek olan başka bir takım yasalar. Bütün bunlar bu yolun taşlarının döşenme yasalarıdır. Efendim işte ya burada bir şey mi var? Siz çok mu vehimlisiniz? Değerli arkadaşlar, yaşanan olaylar var. Benim çok yabancı arkadaşlarım oldu. Parlamentolardan arkadaşlarım oldu. Daha gençlik yıllarında. Çek parlamentosundan arkadaşlarım vardı benim. Belçika parlamentosundan arkadaşlarım vardı benim. Avusturya parlamentosundan parlamentolarda arkadaşlarım oldu benim. Yugoslav arkadaşlarım vardı. Bakın size Yugoslavya'nın şimdi sadece işte Sırbistan kaldı eski Yugoslavya mirası üzerinde. Ötekilerin hepsi ayrıldı. Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Kosova. Bunlar ayrıldılar. İlk Slovenya başladı ayrılışı. Dedi ki benim milli gelirim Avusturya'ya yakın. Niye dedi Makedonya'nın yükünü çekeyim ben dedi. Slovenya ayrıldı. O ayrıldıktan sonra Hırvatlar ayrıldılar. Peki bunlar nasıl topluluklardı değerli arkadaşlar? Bugünkü Sırbistan dediğimiz bölgedeki Sırplar, onlar da problemi var şimdi. Vojvodina bölgesinde, orada da problem var. Vojvodina da ayrılmak istiyor şimdi. Sırplar, Slav kökenli, Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensuptur. Bugünkü Sırbistan dediğimiz bölge. Hırvatlar Slav kökenli, Hristiyanlığın Katolik mezhebine mensuptur. Boşnaklar Slav kökenli, bizim Müslüman din kardeşlerimizdir. Makedonya'da başka unsurlar da vardır. Kosova'da Arnavutlar vardır. Eskiden bunlar Tito zamanında işte bu etnik tanımlamalarla federatif yapı kurularak Yugoslavya olarak bir arada bulundular ve belli bir dönemi yaşadılar. O zamanki konjüktür, İkinci Dünya Savaşı, komünizm, iki kutuplu mücadele, bağlantısızlar bloğu, bilmem bir takım konjüktürel şartlar Tito'nun da kişiye dayalı bir takım özellikleri bunları bir arada tuttu.
Kito'dan sonra dünya konjüktür, Kito'dan sonraki liderlik yetmedi ve insanların birbirini nasıl boğazladığını televizyonlardan gördük, yaşadık. Yaşamayan var mı, görmeyen var mı? Sayın Başbakan görmedi mi? Peki, Çekoslovakya vardı eskiden. Şimdi halen daha Çekoslovakya derler bazı dil alışkanlığından insanlarımız. Hayır, Çek ve Slovaklar var şimdi. Çeklerin içinde kalmış bir de Meğerlerin bölgesi var şimdi. Orada da problem var. Şimdi bütün bunlar neyle başlar, nasıl başlar? Değerli arkadaşlar, bir iki gün sonra gene YouTube'da bir konuşmayı vereceğim. 5 dakikalık bir konuşmamız oldu. Meclisteki bazı düzensizlikler, düzensiz fikirlerin karşısında. Bir defa bir, Güneydoğu'da yaşayan herkes Kürt değil. Yani Güneydoğu'yu olduğu gibi bu PKK, BDP sanki bir Kürt şeyiymiş gibi tanımlamaya çalışıyorum. Olsa da fark etmez. Kürt değil. Her Kürt, Kürtçü değil. Güneydoğu'da yaşayan başkaları da var. Ama bugün asimilasyondan, başka şeylerden dem vuran zihniyet, Kırmançlar var, Baba Kürdiler var, Zazalar var, başka insanlar da var orada. Bunların hepsini Kürt diyor. Biz, bunlar kendilerini Kürt olarak algılayabilirler de, onda da değiliz. Ama tarihi bazı gerçekler var. Bunları anlattığımız zaman da dinliyorlar. Bazılarıyla biz Orta Asya'dan beraber geldik değerli arkadaşlar. Bazı Karakeçil aşiretinden oraya yerleştirilenlerin Kürtleştiğini bırakın. Mesela Muş'ta Lolanlılar aşireti vardır. Lolanlılar. Bugün kendilerini Kürt olarak tanımlarlar. Ama Türkmenistan'a gittiğinizde, Türkistan'a gittiğinizde orada göreceksiniz Lolan bölgesi vardır. Oradan gelmedirler. Yıllık Türk tarihi diye Jean-Paul Rouault'un bir kitabını okuyorum bir gün gece. Orta Asya'dan bugüne kadar bütün Türk devletlerini incelemiş Jean-Paul Rouault, Fransız bir yazar. Şöyle bir kitap. Altın Ordu Devleti'ni okurken Altın Ordu Hakanı Beldibek'ten bahsediyor. Hepiniz o Balyoz davasından hatırlayacaksınız, başbakanın arabasından. Bingöl Milletvekili Fevzi Beldibek vardı. Bizim de eski arkadaşlarımızdandır Fevzi. Gece saat 1:30'da bunu aradım ben. Dedim ki Fevzi, senin soyadın nereden geliyor? Abi dedi, ben dedi Altın Ordu'yum dedi. Biz dedi Altın Ordu'dan geliyoruz dedi. Ve Fevzi kendini Zazay'ım der. Meclis kürsüsünde de anlattım bunu. Sonra Fevzi aradı beni. 2 gün önce meclis kürsüsünde de anlattım. Fevzi kendini Zaza der. Altın Ordu'dan geliyorum diyor. Daha çarpıcı örnekler vereyim size. Bizim kimsenin anasıyla, babasıyla, ana diliyle, baba diliyle falan işimiz yok. Bu tartışmalar olurken Hasip Kaplan, Hasip Kaplan'ın hanımı Türk. Eğer tanımlamak gerekirse. Dedim ki Hasip, ana dili eğitim deyince senin çocukların dedim Türkçe eğitim yapmak durumunda. Senin hanım Türk. Türk kökenli. Vallahi doğru gündür. Bizim meclis kürsüsünde de söyledim. Şeyh Said isyanında Şeyh Said'in en önemli komutanlarından birisi Yadov Paşa. Bingöl, Zaza. Yadov Paşa'nın torunu Cezayir 30 yıldır ülkücülükten dolayı sürgünde yurt dışında. Kaçak. Yadov Paşa'nın torunu. Bir güzel hatıra daha anlatayım size. Fethi Namlıoğlu vardır bizim Elazığlı. 12 Eylül 1980'de savcı iddianameyi tamamlamış MHP duruşmasında 500 küsur sanık var. 220 tane idam talebi var. Bu 220 idamdan birisinin de Fethi Namlıoğlu. Fethi Namlıoğlu'nun babası da gelmiş duruşmayı izliyor. Arkada. Fethi Namlıoğlu da
idamlıkların arasında sayılınca baba oradan isyana basıyor. Diyor ki lan çok özür diliyorum, kusura bakmayın. Biraz da küfürlü bir şekilde köylü bir amcamız. Laf etti, laf etti. Deden asıldı Kürt milliyetçiliğinden, Kürtçülükten, seni asacaklar Türkçülükten, ne bok yedin lan diye orada onu bir şey yapıyor Fethi halen daha. Sağlıklı bir insandır, sağlam bir insandır. Meselelere bakış açısında. Şimdi dolayısıyla değerli arkadaşlar, anayasal kimlik tanımlanması farklı bir şey. İnsanlarımızın kürsüde de söyledim. Diyarbakır Hazreti Ömer Efendimiz zamanında İslam orduları tarafından fethedildiğinde Diyarbakır'da bugün Kürt nitelenen insanlardan fazla bir nüfus yok. Nüfus yok hemen hemen. Biz Anadolu'ya geldiğimizde Orta Asya'dan, Kafkaslardan Anadolu'ya geldiğimizde en önemlisi de bu. Biz Anadolu'da hiçbir Bizans'ın dışındaki devleti yok etmedik. Yani biz Anadolu'ya geldiğimizde Anadolu'da yaşayan topluluklardan bazılarının devletleri var ya da biz bunların egemenliğini son vermedik. Aksine Anadolu'ya geldik, Anadolu'daki Müslüman mazlum toplulukları Bizans'ın vasallığından kurtardık, esaretinden kurtardık. Bunun içinde Kürtler de var, Baba Kürtliler. Bizans'ın vasallığından kurtardık. Onların devleti vardı, egemenliklerini son vermedik onlara. Şimdi İran-PKK karşılaştırması yapıyorlar. Ya bir defa olayı doğru teşhis koymam lazım. İran, Kuzey İrlanda, İngiltere bir devleti son veriyor, egemenliğini bitiriyor. Anadolu'ya geldiğimizde biz öyle bir şey yapmadık. Bunları ben meclis kürsüsünde de söyledim. Hiçbirisi itiraz edemiyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, Türkiye bir zihin karmaşalığı içerisinde siz değerli arkadaşların yardımlarıyla bu karmaşayı çözerek ancak bu mesafeyi farklı bir boyutta kapatabilir. Türkiye bu konuda konuşmamın her safhasında söylediğim ve söyleyeceğim gibi doğru ve yeteri kadar tartışmadan bir uçuruma doğru sürükleniyor. Bu konunun üzerinde sohbet etmek isteyen, sormak isteyen arkadaşlarımız olursa isterseniz birinci bölümü böyle yapalım, ikinci bölümü Aydın'la ilgili yapalım. Nasıl uygun görür arkadaşlarımız? Seyyar mikrofonumuz da olacak. Nasıl uygun görür arkadaşlarımız? Bizim tezimizdi. Bunun çeşitli sebepleri vardı. Birincisi, ekonomik sebepleri, siyasi sebepleri, sosyo-kültürel sebepleri. Ekonomik sebepler ne? İktidar milletvekili arkadaşlarımız halka doğruyu söylemiyorlar. Halka yükümlülükler geliyor ekonomik yönden. Türkiye'de iki tip vatandaş olacak şimdi. Bütün şehirlerde oturan, bütün şehre göre demokrasiyi seçimleri yapan, bütün şehre göre vergi ödeyen, bütün şehirde oturmayan, bütün şehirde oturmayıp ona göre seçim yapan, ona göre vergi ödeyen vatandaş. Açık net. Bütün şehirde oturan vatandaşların seçimlerdeki tercihleri bile farklı. Belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri bunlar farklı. Bütün şehirde oturmayanların farklı. Bütün şehirde oturan vatandaşlarla bütün şehirde oturmayan vatandaşların ödedikleri vergiler de farklı. Hem kalem olarak farklı, hem miktar olarak farklı.
Lütfen dikkat edin. Vergi matrah kalem olarak da farklı, miktar olarak da farklı. Hiç kimse bunları tartışmıyor. İktidar milletvekili arkadaşlarımız şunlara cevap vermediler. Büyük şehir, bütün şehir uygulamalarında maksat nedir? Bugün de çıkan yasa bu maksada hizmet ediyor mu? Biz zaten neden büyük şehir, nasıl büyük şehir diye tartışalım derken büyük şehirdeki maksat ne? Bu yasa ne? Değerli arkadaşlar, büyükşehir uygulamalarındaki hedef şudur. Plan ve hizmet bütünlüğünün sağlanması. Plan bütünlüğünden kastımız ne? Aydın'da bunu çok güzel bir örnek olabilir hemen. Merkez ilçe belediyemiz var. İşte otogar temel atma töreninde Çeştepe Belediyesi'yle tartışmalar oldu değil mi? Oveymir Belediyesi'nde Çeştepe'de, Tepecik'te bir bulvar oraya kadar gidiyor. Öteki belediyenin sınırlarında alt yapıyı, üst yapıyı, imarı öteki belediye aynı öngöremeyebiliyor. İşte plan ve hizmet bütünlüğü dediğimiz bu. İç içe geçmiş belediye veya gelecek 3-5 yıl, 10 yıl içerisinde iç içe geçme ihtimali olan belediyeler. İskan İmar grubunda olan yerler. Şehir planı dahilinde olmadığı için yarınlarda yok, yapılmış yerleri şey yapmak zorlaşır. İstimlak etmek, plana sokmak, caddeleri, bulvarları açmak. Şimdiden bunun İncirova ile buranın birleşmeye doğru gidiyorsa bir üst otorite tarafından imarının hizmet ve plan bütünlüğünün sağlanması önemli. Ama şu önemli değil. Kuşadası'nın Kiraz köyünden Karacasu'nun Yelkın köyüne, Buharkent'in Savcılık köyüne bütün bunları bu imar bütünlüğünün içine alacaksın. Hem de neyle nasıl yapacaksın? Vatandaşı da kandıracaksın. Şimdi acaba iktidar milletvekili arkadaşlarımız şunu biliyorlar mı? Kanunu okudular mı? Adnan Menderes bulvarında oturan vatandaşın vergilerinin ne kadar arttığını, esnafın tabela vergisinden, bakın tabela vergisinden, esnafın esnaf odasına ödediği aidata varıncaya kadar ilçelerde oturan, beldelerde oturan vatandaşların %100 ve %300 aralığında vergi artışı ve yeni vergilerin geldiğinden köyde oturan vatandaşlar varıncaya kadar. Bunu reddedebiliyorlar mı? Bunu söylesinler bana. Köylerde atık su bedelinden mezarlıkların yönetimine varıncaya kadar, mezar ücretlerine varıncaya kadar büyük şehrin devredildiğinden ve artık köylerde bile mezarlıkların paralı olacağından haberleri var mı arkadaşlar? Yapı ruhsat harçlarından hatta ve hatta çok affedersiniz iki iğneye olan vatandaşımızın damını artık köyün içinde değil köyün mücavir alanının 100 metre dışına çıkartmak mecburiyetinde olacağından haberleri var mı? İşte ben neden büyükşehir, nasıl büyükşehir derken bunu tartışalım derken bütün seçilmişleriyle atanmışlarıyla sivil toplum örgütleriyle. Şimdi esnaf odasının esnafı aydınlatması lazım. Köydeki bakkal, köydeki vatandaş, incirini, üzümünü satan vatandaş, karpuzunun meyvesini satan vatandaş, basit usul vergiden gerçek usul vergiye dönecek. Defter tutacak, muhasebecisi olacak. Bundan haberleri var mı arkadaşlarımız? Şimdi hiçbir yasayı doğru dürüst incelemeden bir hülya peşinde aynı bu sözde savunma anında
tercüman olmayan, dil bilmeyen adama zaten tercüman vermiyoruz Türkiye'de, mahkemelerde. Bir ülkenin vatandaşlığını taşıyan adam o ülkenin dilini konuşamaz olur mu böyle bir şey? Yabancıyı zaten veriliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını taşıyan, bilmeyen yaşlılara, şunlara, bunlara, onlara da veriliyor bu tercüman. Şimdi bunu yasaya derecekti. Seviniyoruz ilk defa. Değerli arkadaşlar, dolayısıyla büyük şehir, bütün şehir içinde de siyasi parti, ideolojik angaçman, ideolojik körlük, nefsi iktidar hırsları, bunları bir kenara bırakarak bu toplumu bir şeylere tartıştırmalıyız. Bu topluma doğru önderlik yapmalıyız. Dolayısıyla bütün şehir uygulamasında da bu olay nasıl üstesinden gelinebilir, nasıl bir takım şeyler absorbe edilebilir, bu geniş bir perspektife, bir bakış açısına devlet tanımaya, bir vizyona, bir misyona gerektiren de bir durum olmuştur. Onun için bu meseleleri sizlerle mütalaa edelim istedim. Biliyorum arkadaşlarımızın, herkesin bir dünya görüşü olabilir, mensup olduğu siyasi düşünce olabilir. Ama kamu görevi yapıyorsa, nasıl yeri geldiğinde bizden tarafsız olmamızı istiyorsanız, ben de sizlerin bu olayları mesuliyetli bir aydın çerçevesinde, hep beraber bir mesai arkadaşlığı içerisinde bakabilmenizi istirham ediyorum. Bu ülke bizim, bu şehir bizim. Ülkeyi ve şehrimizi yaşanabilir kılmak, öncelikle meseleyi takip eden bizlerin elinde. Bu duygularla hepinize çok teşekkür ediyorum. İkinci bölümü geçebiliriz.